Giresun'dan Zeytinburnu'na vapurla geldik. Yataklı, yani kendimiz yatakları sererdik. Geldik denizden. Oradan arabaya bindik. Anne, baba, ablam. Kalabalıktık yani. Osmaniye'ye geldik. Oradan ev tutmuş babam. Osmaniye'den babam bizi almaya geldi. Böyle tabii gece geliyoruz. Gelirken nerede çok ışık varsa diyorum ki inşallah oradayız. İnşallah orası bizim. Orası bizim, burası bizim derken geldik Osmaniye'ye. Oradan babamın tanıdığı varmış. Geldik şeye, buraya Veli Efendi'ye. Veli Efendi de bir kahve gibi bir şeydi. Bir de odası vardı. Orayı tuttuk. Orada dururken çok durmadık. Köyden gelirken biraz paramız vardı. Böyle bir Arnavutlardan babam bir evlik yer aldı. Arsa. 600 lira vardı bizde. Arsaya hemen gecekondu yaptık. İki odalı bir gecekondu. Gece yaptık, sabah içine girdik. Orada bir tane Giresunlu komşumuz vardı, iki tane hatta. Bir tane Arnavut vardı, bekçiydi adam. Yavaş yavaş tanıştık onlarla, ne hepimiz yani. Suyumuz yoğdu. Aşağı, biraz aşağıda bir Arnavut'un kuyusu vardı, oradan su alıyorduk. Kuyuda fazla sıra olmazdı. Herkes Veli Efendi Çeşmesi vardı. Asas orada sıra. Biz de orada sıraya girerdik. Oradan eşeklerden su taşırlardı, tenekelerle. Kimi zaman parayla getirttirirdik, kimi zaman kendimiz beklerdik sırayı. Orası çok kalabalıktı. İşte komşunun kuyusuna giderdik, lazım oldu muydu fazla. Ya bakkal iyi bakkaldı. Ben çok gitmezdim. Annem giderdi hep alışverişe. Çünkü biz bekar kız olduğumuz için salmazlardı bizi her yere. Bakkalaymış, oruyaymış, buruyaymış, gitmezdik. Yoğurtçu bağırırdı, ondan sonra şey basmaca gelirdi taksitle şey verirdi. Hani işte basma alırdın, bilmem karyola örtüleri alırdın. Öyle çok satıcı. O zaman hep sokaktaydı, hiç başka mağazalara gitmezdik, dükkanlara falan. Onlardan alırdık her şeyi. Danteliymiş, bilmem neymiş, her şeyi onlardan alırdık. Nereye gitsen kapın açık. Nereye gitsen, mağazaya da gitsen her şeyi alabiliyorsun. Sana hiçbir şey sormuyorlar. Sadece yazıyorlar oraya ismini, borcunu, o kadar. Maaşı aldığın gün ödüyorsun zaten. Yani yoktu öyle bir şeylik yoktu. Fesatlık yoktu. Yengem, ben işe gidip geliyoruz. İşten gelince orada biz kaldık. Ya bekarlığım orada geçti. Çoban Çeşmesi diyorlardı oraya bir zaman. Şimdi at yarışları var ya. Oradan yayan ama lastik çizmeyle. Çok çamur olurdu kışın. Oradan giderdik, yaya giderdik. Sonra bir kamyonu vardı fabrikanın. Veli Efendi'den alırdı insanları. Kadın erkek karışık diye babam beni bindirmezdi. Yaya gidip gelirdim ama hiç öyle sarkıntı markıntı yapan olmazdı. Yani insan korkmazdı. Giderdi, rahat gider. Işık bile yoktu oralarda. Sonra kamyona müsaade etmişti babam. Kamyondan gidiyordum. Hiç kimseyle zaten işe gidip geldiğimiz için fazla öyle samimiyet kurmazdık biz. Köyden de geldiğimiz için herhalde şimdiki gibi öyle erkek arkadaşım olsun, o olsun, bu olsun yoktu yani. Kızlar vardı birkaç kişi. İşte onlarla düğün olursa düğüne giderdik. Sinema olursa sinemaya giderdik. Sinemaya giderdik her hafta sonu hemen hemen. İşte arkadaşlarla toplanırdık, bir arada oturup el işi yapardık kızlarla. Bir tane Safiye diye bir kız vardı. Bir tane Meliye vardı. Yani çoğunu da unuttum şimdi isimlerini. Böyle bir toplanıp birbirimize akşamları gaz lambasında, lamba bile yoktu. İşleme yapardık, el işi yapardık, muhabbet ederdik. Hepsi o kadar. Yani akşamları bizim oturmalarımız, çay bile içmezdik. Sabahları içerdik çayı işe giderken.
Evimizde böyle herkesin evinde ama bir yemek pişse böyle bir şey birbirimize verirdik. Hasta olsa hastaya koşardık hepimiz, annem olsun biz olsun. Ya ne bileyim ben, eski şeylik bambaşkaydı. Televizyon yoktu, radyo yoktu. Hep insanlarla muhabbetle geçerdi. Orada öyleydi işte kızlık hayatımız. İşten eve, evden iş olduğu için fazla öyle gezintimiz olmazdı. Bir işte her hafta sonu babamın bize sözü olurdu, alırdı bizi sinemaya götürürdü. Sinemadan başka da bir yer bilmiyorduk. Annem çalışmazdı. Çocuklar çalışır. Annem evin şeyiydi. Kasası. Anneme teslim olurdu paralar. Annem bütün evin her şeyini annem görürdü. Babam çalışırdı. Babam da fabrikada çalışırdı. İşte kardeşim vardı, o çalışırdı. Yani çalışanımız vardı bayağı. Biz sıkıntı çekmemiştik yani. Evin şeyiydi, direğiydi yani. Annem rahmetlik, ev bambaşkaydı. Tabii bütün dertlerimizi annemizden paylaşırdık. Bir şey olsa, iş yerine giderken bir şey başımıza şey olsa gelip annem anlatırdı. Babam sinirliydi. Babama çok şeyler anlatamazdık yani. Sonra bununla tanıştık işte fabrikada. Kısmette evlendik. Bundan evlendik, bu mahalleye geldim. Bu mahalleye gelince tekrar devam ettim. Vallahi ev sahibimiz vardı bir tane, Fatma abla. O çok yardımcı olurdu bana. Kaynanam çok iyiydi. Kaynanamdan yani hiçbir şeylik görmemiştim. O bunun dediği bir Memine teyze vardı. Kaynanamla işte yaşlılara hep beraber giderdik. Yalnız gitmezdim. O Memine teyzeye giderdik. Yani bir işi varsa yapılacak yapardım. Oradan vardı birkaç tane arkadaşların işte anası vardı. Oraya giderdik. Onlar çoğunlukla inek bakarlardı. Ota giderlerdi. Ot şey koşu yolundan ot kesip getirirlerdi. Rahmetli kaynanamın da vardı yine. O da giderdi. Biz evde ev hanımıydık ama çok durmadım. Ben tekrar işe girdim. Çay bir şey gelecekse kalkardım, onu yapıp getirirdim. Yani evde o genç insan yoksa, varsa ondan beraber yardım ederdik. Yardımlaşa beraber yaşlılar muhabbet ederdi. Biz de arada bir dinlerdik, getirirdik onlara. Bulaşını yıkardık. O zaman makine falan hiçbir şey yok. Bulaşını yıkardık, gelirdik ama beni bilmiyorum, yaşlı teyzeleri çok severdim. Onlar da beni çok severlerdi. Fatma ablayı severdim, ev sahibimdi. Memine teyze iyiydi, hep böyle akıl verirdi bana. Beyim biraz şeydi, sinirliydi. Hep bana akıl verirdi. İşte kızım yapma, ileride şey olursun, rahat edersin, bilmem ne yaparsın. Yani böyle akıllar verirdi. Çok iyiydi yani, bilmiyorum. Yaşlılar eskiden çok insana akıl verirdi. Kaynanam çok iyiydi. Kimseye laf söyletmezdi bana. Kaynatam öyle. Biz çalışıyorduk. Çalışırken bize yani elimizden geldiği kadar bayramları bir başörtü veyahut bir kumaş bir şey alırdık, yaşlı düşkün teyzelere verirdik. Doğum yaptığım zaman ben dedim yatmayacağım, kalkacağım. Bana öyle bir şeylik geldi. Kaynanam rahmetlik dedi ki bana, yat dedi gelin. Yat, yani şeyin yoksa da yat dedi, göze gelirsin dedi. Ondan sonra tabii kalkamadım, kalktım, kakar gibi yaptım, başım döndü. Yattım, kolu komşu işte hasta bakmaya gelirken süt, sütten başka bir şey olmazdı. Ya da böyle pirinçle süt çorbası,
yaparlardı. Yani çok komşular hep gelirdi ziyaretime. Zaten kaynanam vardı evde, kaynanam bakardı bana. Yani öyle şeyim yoktu. O Zekiye nene ebemdi. Biz doktoru nedir bilmiyorduk. Doktora hani gidip kontrola falan hiç öyle bir şey gitmemiştim. Günü gününce Zekiye teyze, bu büyük kızım da gece 11'de geldi bize. Sabah 7'de dünyaya geldi kızım. O gün sabaha kadar Fatma abla, kaynanam, üçü beni beklediler işte. Yani o zaman doktora gidip de çocuk yapmak öyle bir şeyler yoktu. Çocuğun hasta olurdu. Komşudan sen bilemiyorsan komşuyla giderdin hastaneye, şeye, her yere. Hiç unutmayayım, bir çocuğum öldü. Bu kızımdan 5 yaş küçüktü. Şey vardı şu ileride. Neydi o adı? Kazım. Kazım diye biri vardı Aktaşlar'ın o tarafta. Soyadını bilemeyeceğim. Onun bir arabası vardı. Bu yoktu burada. Bu gurbete gitmişler herhalde. O çocuğu kucağımda hastaneye gideceğim eltimle beraber. O da inşaatın tepesinde Sümer Osman diye biri vardı. Onunla ikisi. Beni öyle görünce koşarak indi adam, arabayı aldı. Beni arabaya aldı, çapa hastanesine götürdü. Bıraktı geldi, hiç şey yapmadı. Ne para sordu ne bir şey sordu. Gittim oraya, bir gece kaldım. Ertesi gün çocuğu şeye götürdüm. Ok meydanına. Oraya yatırdım, eve geldim. Yani her zaman da bana sorardı şeyden, inşaattan. Nasıl oldu çocuk, nasıl oldu diye. Köyümüz vardı, herkesin de vardı köyü. Bir şey geldi miydi paylaşma yapardık. Evde bir şey pişti mi verirdik. Rahmetli kaynatam hiç unutmam, bir tane belden altından vurulmuş bayan vardı. Deniklerle geziyordu. Hiçbir şey almasa her gün bir ekmek alıp ona verirdi. Yani kolu komşu birbiriyle paylaşırdı. O kadını hiç unutmuyorum. Kazalim vurulmuş belden aşağı. İşte kaynatam bizim evde ekmek olmasa bile onun ekmeğini her gün alıp verirdi. Öyle bir şeyler, yardımlaşma çoktu eskiden. Yani fakirlik de vardı ama yardımlaşma çoktu. Ne varsa, bir ekmeğin varsa bölersin. Kira verirken rahmetli kaynatan, benim odamın kirasını çoğunlukla bırakmıştır hanımından saklı. Yani almamıştır. Mustafa Çelik diye biri vardı burada. Onun evinde oturuyorduk biz. İşte o, yani öyle çok şeyde bulunurdu bana, yardımda. Bu yoktu, askerdi. Diyeyim. O zaman işte bana çok birkaç defa bayağı bir kira bırakmıştır. Huzur çok iyiydi. Mesela akşamları şöyle çocukların alıp zeytinunla aşağı inerdin. Dondurma yemeye veyahut böyle dolaşmaya, bir askeriye vardı şurada. Şimdi adliye binasının orada. Çocuklarla oraya, yani oranın şeyine giderdik. Orada otururduk, park gibi bir şey vardı, ufak park gibi. Vallahi gece kondu şeyini arıyorum ben. Rahattı, huzurdu dediğim gibi. Yani ne bileyim ben, komşuluk vardı. En çok komşulukları özledim.